hepsini tek bir el yapsa, tek bir el çizse, tek bir el kupayı taksa derim ki buradan az kan çıktı, buradan çok çıkmıştı. Hı. Bu hastanın böbrek üstü beziyle alakalı bir problem olabilir. Hı. Veya böbreğiyle alakalı bir kist vardır, taş vardır. Böbrek üstü bezindeki problemden dolayı kişide belki aldosteron hormonu, renin, anjiyotensin sisteminde bir problem vardır. Ona bağlı belki tansiyon problemi olabilir. Vücut kortizon üretmiyordur, ona bağlı aslında eklemle alakalı bir problem olmasa da mesela omuzuyla alakalı bir şikayetten bahsetmişti. Eklemde çok ciddi bir problem olmasa da kortizon hormonu, vücudun ürettiği kortizon yetersiz olduğu için en ufak problemi kendini ağrı olarak hissediyordur. Onu geçtim, diyelim kısırlık problemi var. Kısırlık, herkes buralara çalışıyor. Ama FSH-LH yine böbrek üstü bezinden de salgılanıyor. Böbrek üstü bezi problemi insanda kısırlığa da neden olabiliyor. Gibi gibi yorum yapabiliyorum. Buralarda karaciğer, dalak, pankreas var. Kişi de solukluk olsaydı... Pankreas, karaciğer, dalak. Üçü aynı, bir paket sayılırlar. Pankreas zaten karaciğerin arkasında dalağa doğru uzanacak bir şekilde yerleşmiş durumdadır. Buralardaki solukluklar kişinin karaciğerinde en ufak bir yağlanmanın işareti olabilir. Onun dışında şeker hastalığına dair bir işaret olabilir. Dalakta herhangi bir büyüme, kist gibi durumlar olabilir. Veya kişi bir trafik kazası geçirmiştir, dalağa alınmıştır gibi durumlarda. Daha mı az geliyor hocam? Daha az gelir ve buralar soluk olur. Burası böbrek bölgesi. Tamamen. Mideyle alakalı bir problem olduğu anlaşılıyor mu? Şimdi mideyle alakalı Süleyman Hoca bir nervus vagus sinirinden bahsetti. Bu nervus vagus siniri, hani erkeklerin kalbine giden yol mideden geçer diyorlar ya, o yol gerçekten doğru bir yol. Nervus vagus mideye gider, yalnız giderken bir tane recurrence dediğimiz geri dönen bir siniri var. O geri dönen sinir de kalbe gider. Yani aynı sinir, nervus vagus hem kalbe gidiyor hem mideye gidiyor. O yüzden iki organ birbiriyle iz düşümlü çalışan organlardır. Mesela bir insan çok stresli, kalp problemi varsa kesinlikle mide problemi de ortaya çıkmış oluyor. Veya midesinde gastrit, reflüs olan insanın kalbiyle alakalı da illaki ya kalp krizinin eşiğindedir ya bir kalp krizi öyküleri mevcuttur. Doğru hocam, çünkü hepsi aynı sinirden. Şimdi bu sinirler de nereden çıkıyor? Daha C1, C2, C3'lerden çıkan sinirler. O yüzden buraya yapılan hacamat, şuralara yapılan hacamat, şu noktaya yapılan hacamat mide problemi, kalp problemi gibi problemler de etkili. Ek olarak onu bir de şöyle özetleyeyim. Şimdi burası bizim evimiz olsun. Burada buzdolabımız var, bir sürü işte ev aletlerimiz mevcut. Ana şarter, omurgamız, omuriliğimizin içindeki dışarıdan eve gelen ana şarter giriyor. Oradan çıkan dallarda kimisi televizyona gidiyor. Elektrik götürmek için. Kimisi buzdolabına gidiyor. O giden elektriğin üzerinde bir tuğla olursa, bir baskı olursa ne olur? Televizyona elektrik bir az gelse, bir çok gelse televizyon yanar. Veya buzdolabı yanar. O şekilde omurgamızdaki baskılar sonucunda o organlarda bir problem çıkıyor. Hacamatla hem o organların rahatlamasını sağlıyoruz. Yetmediği noktalar şu noktalar. Manuel terapilik bir durum gerekiyorsa o siniri açmak için o zaman da bambaşka bir eğitim kolu ortaya çıkıyor. Hastamız iyi mi bu arada? Sesi çıkmıyor. Arada böyle bakarsanız sıcak mı soğuk mu? Sıcaksa da var ya. Sesi de çıkmıyor. Konuşmaması daha iyi. Hani bu işlemde işlemi kalitesini artıracak şeyleri Süleyman Hoca saydı. Abdestli olmak, ayı terapisi okumak ve işlem yapılan ortamda boş konuşmamak.